isminizin ve soy isminizi yazıp bağlı bulunduğunuz kurumu da yazmanızı sizlerden rica ediyorum. Video konferans yoluyla medyadaki arkadaşlarımız da sizlere soru soracak ve tek tek ben kendilerine söz hakkı vereceğim. Öncelikle katılımları için medyadaki bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Umarım herkes duyabiliyor, öyle anlıyorum. Sesi duyuyor herhalde. Evet abi, tekrar geliyor. Nereden? Demirören Haber Ajansı Spor Müdürü Uğur Demirkırdı. Buyurun lütfen. Yine ekonomiyle devam etmek istiyorum. Tabii ki önce insan sağlığı önemli ama UEFA'dan ve FIFA'dan ülkemize bir yardım geldi mi? Covid-19 ile ilgili bir bütçe geldi mi? Geldiyse bunu nasıl dağıtmayı düşünüyorsunuz? Performansa göre mi? Daha çok alt liglerdeki kulüplere mi dağıtacaksınız? Teşekkür ederim. Yine ekonomiyle devam etmek istiyorum. Tabii ki önce insan sağlığı önemli ama UEFA'dan ve FIFA'dan ülkemize bir yardım geldi mi? Covid-19 ile ilgili bir bütçe geldi mi? Geldiyse bunu nasıl dağıtmayı düşünüyorsunuz? Performansa göre mi? Daha çok alt liglerdeki kulüplere mi dağıtacaksınız? Teşekkür ederim. Görüşmeler şu an devam ediyor. Ve bunların önüm çekilmesini talep ettim. Sağ olsun, UEFA ve FIFA yetkilileri de bu ödemeyi senden rica mı? İsmini, soyadını yazıp kurulu yazar mısın? Yeni duyuyorsun herhalde. Değerlendirmelerde bulun. Görevimizin zorluğunu ve İlk olarak Milliyet Gazetesi Spor Müdürü Tayfun Bayındır, sizin sorunuzu rica ediyoruz. Buyurun. Sayın Başkan, kararınız hayırlı uğurlu olsun. Umarım süreç kazasız belasız atlatılır. Hiçbir sporcu ya da spor çalışanı, medya çalışanı bu süreç içinde virüsle karşı karşıya kalmaz, bir sıkıntı yaşamayız. İnşallah. 10 aylık planınız olduğunu biliyoruz, bunu açıklamıştınız. Olası bu 12 Haziran gerçekleşmez ise sonraki planınız nedir? Birinci sorum bu. İkinci sorum da Ankaragücü'nde bir biliyorsunuz koronavirüs tespiti var. Başlayan lig öncesinde bir alarm gibi görünüyor. Benzer bir durum lig oynanırken hayata geçer ise ne tür bir reaksiyonunuz olacak? Teşekkür ederim. Süper Lig, birinci lig, ikinci lig, üçüncü lig ve bölgesel amatör liglerimizi 12, 13 ve 14 Haziran haftasında başlatma kararı aldık. Bu kararımızla liglerin belirlendiğimiz takvimde oynanması için Sağlık Bakanlığımıza müracaat edeceğiz. CNN Türk Spor Müdürü Cem Yılmaz. Buyurun lütfen. Bu şimdi ön çıkan Sağlık Kurulu futbola dönüş protokolünde maçlardan 2 gün önce tüm sporculara, hatta maçlarda yer alacak herkese PCR testi yapılması öngörülüyor. Bunu tüm maçlar, tüm alt ligler ve o maçta görev yapacak herkes için geçerli olacak mı? Bu sistemi nasıl sağlayacaksınız? Bunu merak ediyorum. Tabii ki Sağlık Kurulu ile bir araya geldikten sonra buna karar vereceksiniz. Bir de hep yaz ayları tabii sıcak dediniz. Burada maçlar genel olarak ışıklandırmalı yerlerde herhalde geç saatlerde oynayacak. Yani 23'e kadar sarkacak diye anlıyorum. Diğer yerlerde de belki güneş battıktan sonra buradaki saat uygulamaları ile ilgili de bir çalışmanız var mı? Umarım herkes duyabiliyor, öyle anlıyorum. Sesi duyuyor herhalde. Evet Nerede abi, tekrar geliyor. Neden önce? Başkan, son sorumuz CNN Türk Damla Uğur Türk, medyadaki katılım gösteren arkadaşlarımızın içerisindeki tek Bayağı. kadın, evet. Buyurun Damla Hanım. Başkanım merhabalar. Sağ Kadınları olun. temsilen de mutluyum. Evet, oldukça kalabalık sayımızın artmasını da diliyorum. Güzel haberleri verdiniz. Umarım Türkiye adına da bu haberlerin sayısı da artar gitgide. Ben öncelikle basın mensupları olarak bizler maçlara katılabilecek miyiz? Bir akreditasyonla ilgili kısıtlama olacak mı diye soracağım. Ve Şampiyonlar Ligi ile yönelik ev sahipliği sürecimizde Avrupa'dan hiçbir taraftar da maçı gelip izleyemeyecek mi? Son soruyu anlayamadım Damla.
Şampiyonlar Ligi'ne ev sahipliği yapacağız. Bu süreçte Avrupa'dan da hiçbir taraftar gelip maçı izleyemeyecek mi? Orada da yine seyircisiz bir şekilde mi oynanacak maçlar? Video konferans yoluyla medyadaki arkadaşlarımızdan soruları aldık. Teşekkür ediyoruz tüm cevaplarınız ve aydınlatıcı açıklamalarınız için. Ben de davetimizi kırmadığınız için ve bizim bu toplantımıza katıldığınız için hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Sevgilerimi ve selamlarımı iletiyorum. En kısa zamanda bir arada yüz yüze görüşmek üzere. Maçlarda bir arada gelmek üzere inşallah. Gerçekten futbolu çok özledik. En kısa zamanda bunlara kavuşalım ve maçlarımızı oynayarak liglerimizi sonlandırmaya çalışalım.